Bizim satış alanında, pazarlama alanında ve liderlik alanında yaptığımız şey budur. Gerçeği bir duyguyla sardığınız anda lezzetli hale gelir ve hikayeleştirilir. Hikayeleştirmeyi kullanmamızın en önemli sebebini Daniel Pink, Aklın Yeni Sınırları kitabında anlam çağı olarak adlandırıyor. Diyor ki, 18. yüzyıl tarım çağıydı. 19. yüzyıl sanayi çağı, 20. yüzyıl bilgi çağı, 21. de yani yaşadığımız yüzyılda anlam çağı. Artık bir ürünü veya hizmeti sunarken özellik ve faydasını değil, yarattığı anlama bakıyoruz. Çünkü özellik ve fayda artık herkesle aynı. Bizi farklı kılan, bugün gün boyunca söylenen sunumlarda olduğu gibi bizi diğerinden ayıran yarattığımız anlam yani hikaye ben Harley Davidson bir motosiklet aldığımda bir motosiklet almam, bir yaşama biçimi satın alır. Ben Tom's ayakkabı aldığımda bir ayakkabı değil, başkasına ilham ve yardım hikayesi satın alır. Ben 1 liralık elimi sabunlayacakken bir sabunla 10 katını dova veririm. Çünkü bana temizlik değil, güzellik vaat eder. Ben portakalı bile portakal olduğu için yemem. C vitamini hikayesi olduğu için yerim. Geldiğimiz dünya budur anlamı olmayan hiçbir ürünü satın almayız. Anlamı olmayan hiçbir hizmette karar vermeyiz. Anlam duygumuza dokunan her şeydir ve çok insani'dir. Daniel Pink bunun hikayeli olacağını söyler.